Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Raltaş TV ana haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin öne çıkan detaylarını ve başlıklarını sizlerle buluşturacağız diyelim efendim. Bültenimize geçelim. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin acı bilançosunu duyurdu. Yerlikaya yaptığı açıklamada tatilin ilk 4 gününde 5.345 vatandaşın meydana gelen kazalarda yaralandığını belirtirken bu kazalarda 26 vatandaşınsa hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı. 9 günlük Kurban Bayramı'nı fırsat bilen vatandaşlar yollara düşmüştü. Türkiye'nin dört bir yanında kimi bu 9 günü memleketinde geçirmek için, kimi ise tatil yapmak için çevre yollarında araç yoğunluğu oluşturmuştu. Oluşan bu trafik yoğunluğuysa ne yazık ki beraberinde kazaları da getiriyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da acı tabloyu sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Yerlikaya, bayram tatilinin 4. günü olan salı günü 24 saatlik sürede 693 trafik kazası meydana geldiğini duyurdu. Meydana gelen kazalarda 1302 kişi yaralanırken 4 kişi ise hayatını kaybetti. Bayram tatilinin ilk 4 gününde ise meydana gelen kazalarda yaralanan vatandaş sayısı 5345'e ulaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 26'yı buldu. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşlara çağrıda bulunarak "Lütfen aşırı hız yapmayalım, araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim, trafik kurallarına uyalım" ifadelerini kullandı. Kurban Bayramı'nın son gününde de hayvan pazarları alıcıları bekledi. Son günde pazarlar boşalmaya başlasa da kurbanlık almak için son günü bekleyen ordular da vardı. Hayırlı olsun. Sıkı pazarlıklar son günde de devam etti. Müslüman alemi bir Kurban Bayramı'nı daha geride bırakmaya hazırlanıyor. Pazar gününden bu yana 4 günlük Kurban Bayramı'nı idrak eden Müslüman alemi için bugün Kurban Bayramı'nın son günüydü. Bayramın ilk gününden itibaren hayvan pazarlarını dolduran besiciler ellerindeki kurbanlıkları satmaya çalıştı. Ordu'nun Altınordu ilçesinde kurulan kurban pazarı bayramın son gününde tenhalaşsa da bazı besiciler son günde de satışa devam etti. Bayramın 4. gününde kurbanlık almak isteyenler ise sıkı pazarlığı elden bırakmadı. 2,5, 1,250 bölüyor. Ufak al bizi, ufak. Hani böldük. Sen 250 daha alma. Binlerde daha tamam. 18,5 hayırlı olsun. Yok abi. 17,5. Abi ben senin gireceğim. Abi 18,5. Bu son günde ise kurban pazarları neredeyse boşaldı. Bazı besiciler 3 günün sonunda pazardan ayrıldı. Bazı besiciler ise kurban pazarlarında son anlara kadar beklemeyi tercih etti. Ordular pazarlıkları ve bayram heyecanıyla bir kurban bayramını daha geride bıraktı. Ufak al bizi, ufak. Hani hani. Böldük. Sen 250 daha alma. Binler daha da tamam. 18,5 hayırlı olsun. Kurban Bayramı'nda birçok vatandaş kurban keserek dini görevini yerine getirdi. Fakat her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da acemi kasaplar hastanelik oldu. Ordu'da bayramın 4. gününde 17 acemi kasap hastanelik olurken bayram süresi boyunca 227 kişi hastaneye başvurdu. Bu Kurban Bayramı'nda da acemi kasaplar eksik olmadı. Kurban Bayramı'nda birçok vatandaş kurban keserek dini görevini yerine getirdi. Vatandaşların kimi belediyelerin kurduğu sabit ve mobil mezbahada, kimi de evliyenin bahçesi ve arazilerde kurbanlıklarını tekbirler eşliğinde kesti. Maalesef her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da acemi kasaplar hastanelik oldu. Kurbanını kesmeye çalışan bazı vatandaşlar bıçakla kendilerini yaraladı. İl genelinde bayramın ilk gününde 122, ikinci gününde 62, üçüncü gününde 26 ve dördüncü gününde ise 17 olmak üzere toplam 227 acemi kasap hastanelere başvurdu.
Birçok yaralı yapılan tedavilerin ardından hastaneden ayrılırken bazı acemi kasaplarsa kontrol altında hastanede tutuluyor. Bayram tatilini memleketinde geçiren Ordulu aile geri dönüş yolunda kaza yaptı. Kazada araçta bulunan anne E.T. ve kızı A.T. hayatını kaybederken diğer kızı M.T. ise ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybeden anne kızın cenazesi Perşembe günü Akkuş ilçesinden kaldırılacak efendim. Ve bu kazada hayatını kaybeden anne kıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı kıza ise acil şifalar dileyelim. Ve şimdi bir sonraki haberle devam edelim. Su kaynaklarının verimli kullanılması ve kuraklığa karşı tedbirler kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi Ordu genelinde 61 gölet yaptı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde su kaynaklarının çeşitlendirilmesini sağlamak ve gelecekte oluşabilecek kuraklığa karşı tedbirli olmak amacıyla 10 ilçede yapımı tamamlanan 61 gölet aktif olarak hizmet vermeye başladı. Göreve geldiği ilk dönemde hayata geçirdiği yatırımlarla şehri geleceğe hazırlayan Başkan Güler, geride kalan 5 yıl içerisinde Ordu'da su sorununu en aza indirirken 10 ilçede hayata geçirdiği göletlerle de alternatif su kaynaklarını artırdı. Doğaya uyumlu şekilde yapılan göletlerle yaşanması muhtemel kuraklığın önüne geçilmesi hedefleniyor. 2019 yılından bu yana kırsal mahalleler ağırlıklı Akkuş'ta 1, Altınordu'da 8, Aybası'da 6, Çatalpınar'da 3, Gölköy'de 5, İkilce'de 1, Kabataş'ta 5, Korgan'da 11, Mesudiye'de 19 ve Perşembe'de 2 olmak üzere içme suyu, hayvancılık ve tarımda kullanılacak 61 gölet şehre kazandırıldı. Yapımı tamamlanan bu göletler içme suyu ve hayvancılıkta kullanılmaya başlandı. Kulislerde asgari ücrete zam gelmeyeceği konuşulurken bir çağrı Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Seyit Torun'dan geldi. Torun, hükümet yetkililerine seslenerek ara zam vererek asgari ücretliyi rahatlatın dedi. Ekonomik koşullar, artan enflasyon her geçen gün toplumun bütün kesimlerinin üzerine maalesef kabus gibi çöktü. Çiftçi perişan, işçi perişan, herkes perişan. Ama tabii ki perişan olan bir kesim var ki o da asgari ücretli. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Seyit Torun bu kez asgari ücreti ve asgari ücretliyi gündemine aldı. Bakıldığında Türkiye'deki ücretlerin neredeyse %60'ı çalışanların asgari ücret alıyor. Ve artık enflasyon en fazla da bu kesimi eziyor. Enflasyonun en çok asgari ücretliyi etkilediğini belirten milletvekili Seyit Torun, asgari ücrete de ara zammın gelmesi gerektiğini dile getirdi. Aralık ayında belirlenen 17.002 lira maalesef kul oldu şu anda. Tamamen o asgari ücret gerçekten eridi, gitti. Temmuz ayında bir ara denildi ki ek zam verilecek, ilave zam verilecek. Bunu Genel Başkan Yardımcılarımız, Sayın Genel Başkanımız defalarca dile getirdiler ve iktidara hiç değilse asgari ücretliyi bir nebze nefes almasını sağlayın ve Temmuz ayında bir ara zam yapın dendi. Ama şu ana kadar bir ses çıkmadı. Gerçekten asgari ücretli zor durumda. Artık enflasyon baskısının altında ezilmekte, nefes alamakta, bu yaz gününde gıdaya erişimde zorlanmakta. Temmuz ayında bir ara zamla hiç değilse bu yazı biraz daha nefes alarak geçirmesini sağlayın ve asgari ücreti zam yapın, ek ilave zam yapın ve asgari ücretliyi rahatlatın. Bayram tatili sonrası meclisi yoğun bir gündem bekliyor. Meclisin önüne gelecek düzenlemelerin içinde çok önemli reformlar da bulunacak. Bunların en başında ev kadınlarının erken emekliliği ve ikinci EYT geliyor. Meclisten geçen torba yasadaki kritik maddelerin başında milyonlara erken emeklilik imkanı sağlayacak düzenlemeler var. Bunun yanında birçok reformun da hayata geçirilmesi bekleniyor. Bunların en başındaysa ev kadınlarına emeklilikte kolaylık sağlayacak düzenleme geliyor. Bayramdan sonra yoğun bir mesaiye başlayacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek bu yeni düzenlemeyle ev kadınlarının sosyal güvenceye sahip olmaları ve emekliliklerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Bu düzenleme ile
isteğe bağlı sigorta primlerinin 1/3'ü devlet tarafından karşılanacak. Şu anki asgari ücret üzerinden hesaplandığında en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6.400 lira 80 kuruşken, düzenleme uygulandığında devlet bu tutarın 2.133 lira 60 kuruşunu destek olarak ev kadınlarına verecek. Böylece ev kadınları ayda 4.267 lira 20 kuruş ödeyerek emekli olabilecek. Öte yandan emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi konusu da gündemde. Burada bazı mesleklerde uygulanan yıpranma payı modelinin çalışan kadınlar için de çocuk sayısına göre uygulanması durumu söz konusu olacak. Kadınlara emeklilik konusunun dışında geçtiğimiz yıldan bu yana merakla beklenen Bağkurlu küçük esnafın prim gününün SSK'lı çalışanın prim gününe eşitlenmesi, 1 milyon küçük esnafın 9 bin prim gününün 7200 güne çekilerek 5 yıl erken emekliliğin önü açılacak. Düzenlemeden 10 ve altındaki kişi çalıştıran esnaf yararlanabilecek. Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek esnafla bu tarihte sonra sigortalı olan hem erkek hem kadın esnafta prim gün şartı 9.000'den 7.200'e inecek. Bu tarih sonrası sigortalı olanların ise sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı tamamlaması gerekecek. Kurban Bayramı idrak edildi. Tüm İslam alemi ibadetini yerine getirdi. Kimisi ibadetini hijyenik koşullarda yaparken kimisi ise yine kurban atıklarını bilinçsizce yol kenarlarına attı. Şimdi o görüntülerden birini getiriyoruz ekranlarınıza. Allahu Ekber. Tüm İslam dünyasında coşkuyla kutlanan Kurban Bayramı bu yılda ibadetlerin yerine getirilmesiyle idrak edildi. Müslümanlar bayramın ruhuna uygun olarak kurbanlarını kesti ve ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Bayramın ilk gününde sabahın erken saatlerinden itibaren camilerde bayram namazı kılındı. Namazın ardından vatandaşlar kurban ibadetlerini yerine getirmek üzere hazırlıklarını tamamladı. Pek çok kişi kurban kesimlerini hijyenik koşullarda sağlık ve çevre kuralları uygun olarak gerçekleştirdi. Bu yıl birçok belediye ve kuruluş vatandaşların daha sağlıklı koşullarda kurban kesebilmeleri için modern kesimhaneler ve kesim yerleri oluşturdu. Ancak her yıl olduğu gibi bu yılda bazı olumsuz görüntüler yaşandı. Bilinçsiz kişiler tarafından kurban atıklarının yol kenarlarına ve boş arazilere bırakıldığı görüldü. Bu durum hem çevre kirliliğine neden oldu hem de toplum sağlığını tehdit etti. Bunun bir örneği de Ordu'da yaşandı. Ordu'da Kurban Bayramı'nın son gününde Dereol Çağlayan mevkiinde bulunan uzun tünel çıkışında Kurban Bayramı'nda ibadetini yerine getiren vatandaşlar tarafından kurban atıklarının bilinçsizce yol kenarlarına atılması bölge sakinleri tarafından tepkilere yol açtı. Uzmanlar kurban atıklarının doğru şekilde bertaraf edilmesi ve çevrenin korunması konusunda vatandaşlara sık sık uyarılarda bulundu. Ordu'da ayı tehlikesi giderek artıyor. Ordu'nun Mesudi ilçesi Güzelce mahallesinde öğle vaktinde mahalleye inen ayılar meyve ağaçlarına çıktı. Ayıların mahalle içine kadar inmesi tedirginlik yarattı. Ordu'da ayı tehlikesi her geçen gün artıyor. Bu son görüntü Ordu'nun Mesudi ilçesinde kaydedildi. Ayılar ağaçlarda görüntülendi. Bu yıl ayılar mahalle içlerinde yerleşim alanlarına kadar girerek tehlike saçmaya başladı. Mesudiye Güzelce Muzammana mahallesinde 4 ayı öğlen saatlerinde mahalle içerisindeki ağaçlara çıktı. Ayıları gören vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla bu anları kayıt altına aldı. Ayıların rahat tavırları ise şaşkınlık yarattı. Özellikle meyve ağaçlarının ve tarım ürünlerinin ayılar tarafından zarar gördüğünü ifade eden mahalle sakinleri bu durumdan tedirgin oldu. Gündüz vakti mahallenin içlerine kadar inen ayılara karşı önlem alınması bekleniyor.
Fındık her geçen gün olgunlaşmaya devam ediyor. Aybastı'da yaşayan bir fındık üreticisi de fındık bahçesine giderek olgunlaşan fındığın son durumunu paylaştı. Maşallah. Gördüğünüz üzere dallar yoğun. Bahçeler yeşillenmeye devam ediyor. Bahçelerdeki son durumuysa üretici gözler önüne serdi. Maşallah. Gördüğünüz üzere. Yeşil altın olarak nitelendirilen fındık bölgemizde birçok vatandaşın en önemli geçim kaynağı konumunda. Dalda bile şöyle gördüğünüz üzere. Bayağı bir yoğun. Fındıktan daha fazla gelir elde etmek isteyen üreticiler ise hasadın yaklaştığı bu günlerde bahçelerinde bakımlarını gerçekleştiriyor. Aybastılı bir fındık üreticisi ise fındık bahçesine giderek bir video çekti. Üretici çektiği videoda olgunlaşan fındığın son durumunu paylaştı. Bu sene fındığın durumunu soranlara şöyle bir video göstereyim. Maşallah. Gördüğünüz üzere dallar yoğun. Bütün dallar, en küçük dalda bile şöyle gördüğünüz üzere bayağı bir yoğun. Her geçen gün içini dolduran fındık çotanak halini almaya başladı. Üreticinin kamera kaydını aldığı fındık bahçesindeki dallardaysa fındığın bol olması gözlerden kaçmadı. Maşallah. Gördüğünüz üzere. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel, Ordu Giresun Havalimanı'ndan 12 ay boyunca yurt dışına uçuş gerçekleştirilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Ordu Giresun Havalimanı'ndan yılın 12 ayı yurt dışına uçuş için çalışmalar sürüyor. Dönem dönem uçuş ve sefer sayılarının azlığıyla gündeme gelen Ordu Giresun Havalimanı için bu kez uçuşlarda kalıcı çözümler bulmak için adımlar atılmaya başlandı. Yapılan çalışmalar neticesinde Ordu Giresun Havalimanı'ndan ilk etapta Düsseldorf ve Frankfurt'a uçuşlar planlanıyor. Bu iki güzergahın ardındansa devam edilecek çalışmalar neticesinde Ordulu ve Giresunlu gurbetçilerin fazla olduğu bölgeler başta olmak üzere sefer sayılarının artırılması hedefleniyor. Ordu Giresun Havalimanı için bir diğer önemli olan konuysa aktarmalı uçuşların yerini direkt seferlerin alması. Böylelikle hem havalimanı daha fazla tercih edilecek hem de vatandaşların konforu artacak. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel, Altaş TV mikrofonlarına konu özelinde açıklamalarda bulundu. Başkan Karlıbel, yetkili mercilerle yaptıkları görüşmeler sonrasında, Ordu Giresun Havalimanı'ndan yılın 12 ayı sefer düzenlenmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi. Kasım aylarında belirleniyor bu lokasyonlar ve uçuş hatları. O Kasım ayına yeni sunumlarla gideceğiz. En son gelen Türk Hava Yolları temsilcileriyle, özellikle Frankfurt tarafından ve Düsseldorf tarafından seferleri görüştük. Onlarla bu turizm rotalarını konuştuk. Dolayısıyla ben bunların gerçekleşeceğine inanıyorum. Çünkü son derece samimi ve iyi niyetlilerdi. Bu hatları açacaklar. Daha önceden biz Düsseldorf'la ilgili bir programı onlara sunduk. Onlardaki yönetim kurulu üyelerimizden birisi de bizim İstanbul Ticaret Odası Başkanımız. Onun da katkıları çok olacak. Onun takipçisiyiz. İnşallah hallolacak. Celal Can Dalkıç ve Sıla Naz Aydın gerçekleştirilen düğün töreniyle dünya evine girdi. Altaş TV kameraları da bu mutluluğa şahitlik etti. Dalkıç ailesinin mutlu günü. Ordu'nun Gölke ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğün töreniyle Celal Can Dalkıç ve Sıla Naz Aydın çifti dünya evine girdi. Gerçekleştirilen düğün törenine çok sayıda davetli ve çiftin sevenleri katıldı. Genç çift alkışlar eşliğinde salona giriş yaptı. Çift ardından ilk danslarını gerçekleştirdi. Müzik
Mutlu ve heyecanlı oldukları her hallerine yansıyan çifte davetliler de oyun havalarıyla eşlik etti. Celalcan ve Sıla Naz çiftine Bezer'de Altaş TV ailesi olarak bir ömür mutluluklar dileriz. Son haftalarda gündemden düşmeyen saldırgan sokak köpeği vakaları akla ilk olarak kuduz vakalarını getiriyor. Uzmanlarsa kuduz tehlikesine karşı uyarırken kuduz riskinde ilk 24 saatin oldukça önemli olduğunu ifade ediyor. Kuduz aslında hayvanlardan insanlara bulaşan, halk arasında kuduz adıyla zoonotik enfeksiyonlar grubunda geçen bir hastalık. Özellikle vahşi kedi, köpek ısırmaları ve ormanlarda yaşayan vahşi hayvan ısırmalarıyla bulaşan. Ne yazık ki bulaştığı zaman rabies virüsü denen bir virüs kaynaklı olduğu için %100 ölümcül, mortal seyredilebilen bir hastalık. Ama şanslı olduğumuz taraf şu ki %100 mortal olmasına rağmen aşı ile önlenebilen bir hastalık. İlk temas anında sabunlu su, tazyikli suyla orayı yıkamak. Neresi olursa o tazyikli sabunlu suyla yıkamak ilk ve çok kuvvetli önleyici bir önlem. Daha sonra da en yakın sağlık kuruluşuna, kuduz aşısını barındıran en yakın sağlık kuruluşuna başvurmasını öneriyoruz. Sağlık kuruluşuna kişinin öyküyü iyi vermesi gerekiyor. Yani ısırma mı, tırmalama mı, lezyon nerede, sahipli mi, değil mi? Değerlendiren hekim arkadaşın aşı uygulaması, profilaksi uygulamasına karar vermesi açısından bu önemli. Ne zaman temas etmiş olursa olsun bizim için hekime mutlaka başvurun. Risk kategorinizi hekim değerlendirsin istiyoruz. Ama ilk 24 saat bizim için çok önemli. İlk 24 saatte uygulanan aşı ile birlikte koruyuculuk oranını daha yüksek tutabiliyoruz. O yüzden temastan sonraki ilk 24 saatteki başvurulara dikkat edilmesi, başvurmadan önce ılık sabunlu suyla yıkanmış olması bizim için çok önemli. Ama 24 saati geçirdim artık bir şey yapılamaz düşüncesinde olmayalım. Yine her türlü hekime başvuralım. Sevgili izleyenler, bu son haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yarın aynı saatte Nesrin Korkmaz sizlerle birlikte olacak. Mutlu akşamlar.